3x3 matrislerde öz değer ve öz vektörleri bulma. 3 farklı öz değer olması durumu. Bu videomuzda 3 farklı öz değer olması durumunu inceleyeceğiz. Burada birkaç alternatif durum vardır. Bunları yeri geldikçe konuşarak gideceğiz. Şimdi ilk videomuz 3 farklı öz değer olması durumu. Bunları birer örnek üzerinden çözümlerini yaparken farklı olan noktalarını belirterek inceleyeceğiz. Şimdi bir matris alalım. A 1, eksi 1, 0, eksi 1, 2, eksi 1, 0, eksi 1, 1 olsun. Matrisinin öz değer ve öz vektörlerini bulunuz. Öz vektörlerini bulunuz. Şimdi birinci adım 2'yi 2 durumlarında incelediğimizde aynıdır. A eksi lambda i'nin determinantını 0'a eşitleyeceğiz. Bunun anlamı köşegenlerden sadece ve sadece lambda çıkartmaktır. Bu matrisimizin köşegeni 1, 2, 1'dir. Bunlardan lambda çıkartacağız. Diğerlerine dokunmayacağız. 1 eksi lambda, eksi 1, 0, eksi 1, 2 eksi lambda, eksi 1, 0, eksi 1, 1 eksi lambda. Bunun determinantını 0'a eşitleyeceğiz. Bunun determinantının bulunuşunda ilk iki satırı aşağıya yazarak Sarrus yöntemini uygulayalım burada. Başka şekillerde de bulabiliriz bu matrisin determinantını. Ama biz burada Sarrus kuralını uygulayalım. 1 eksi lambda, eksi 1, 0, 2. İlk iki satırı matrisin altına tekrardan yazıyoruz. Eksi 1, 2 eksi lambda, eksi 1. Sağa doğru çarptıklarımız pozitifler, sola doğru çarptıklarımız ise negatif durumları verir bize. 1 eksi lambda, 2 eksi lambda, 1 eksi lambdayı çarpıyoruz. Açalım şuraya bir köşeli parantez. İlk önce şu üçünü çarpıyoruz. Bu üçünün çarpımı 1 eksi lambdanın karesi çarpı 2 eksi lambda olur. Artı burayı çarpıyoruz. 0. Burayı çarpıyoruz. Burası da 0. Kapattık. Eksi diğer tarafa geçtik. Burayı çarpıyoruz. 0. Burayı çarpıyoruz. Üzerinden keşke geçmeseydik. Eksi 1. Eksi 1, 1. 1 eksi lambda. Eksi 1 eksi 1'in çarpımı artı 1 eder. 1 eksi lambda etti orası. Artı 1 eksi lambda. Şurasının çarpımıydı orası da. Burası da 1 eksi lambda ediyor. Artı 1 eksi lambda. Kapattık ve sıfıra eşitledik. Buradaki hemen çarpma işlemlerine dalmamak lazım. Çünkü buralarda paranteze alarak gitmek çok daha sağlıklı. Çünkü üçüncü derece bir denklem çıkar. Üçüncü dereceleri ayırmakta gerçekten zorlanırız. 1 eksi lambdanın karesi çarpı 2 eksi lambdamız var burada. Burada da 1 eksi lambda, 1 eksi lambda eksi 2 tane 1 eksi lambda oldu. Eşittir 0. İfadeyi 1 eksi lambda parantezine alabiliriz. 1 eksi lambda parantezine aldığımızda burada 1 eksi lambda ile 2 eksi lambdanın çarpımı kalır. 1 eksi lambda çarpı 2 eksi lambda. Burada ise eksi 2 kalır. Eşittir 0. Şu parantezin içini çarpıp işlemi yapıp arkasından tekrar ayırmamız gerekiyor. 1 eksi lambda 2 eksi lambda eksi 2 lambda artı lambda kare. Bir de burada eksi 2'miz var. Eşittir 0. Buradaki eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. 1 eksi lambda çarpı lambda kare eksi 3 lambda oldu. Eşit 0. Buradan devam edersek 1 eksi lambda çarpı lambda parantezine aldığımızda lambda
Eksi 3 eşittir 0. Buradan 1 çarpanı geldi. Buradan 0 çarpanı. Buradan da 3 çarpanı geldi. Yani bizim buradaki öz değerlerimiz, birincisi küçükten büyüğe yazalım 0. Bir anlamı yok küçükten büyüğe mi büyükten küçüğe mi yazdığımızın da. Daha sıralı gözüksün diye yapıyorum. Lambda 2 1. Lambda 3 de 3 olsun. Bunlar bizim öz değerlerimiz. Şimdi gelelim öz vektörlerimize. İkinci adım. 3 tane farklı öz değer çıkarsa 3 tane farklı öz vektör bulma işlemi yapacağız. Önce lambda 1 eşit 0 için başlıyoruz. A eksi lambda i ile lambda 0 olursa a eksi 0 çarpı i çarpı v'yi 0 eşitleyeceğiz. Yani bunun anlamı a'nın köşegenlerinden 0 çıkartacağız. Yani a'nın kendisi olur. Bir bakalım a'nın kendisi neydi? 1 eksi 1 0. 1 eksi 1 0. Köşegenlerden 0 çıkartıyoruz. O yüzden bir a'da değişim olmuyor. Eksi 1, 2, eksi 1. Eksi 1, 2, eksi 1. 0, eksi 1, 1. 0, eksi 1, 1. Çarpı, burada v yerine matrisimiz 3'e 3 olduğu için x1, x2, x3 alıyoruz. Bu x1, x2, x3 çözümü bizim öz vektörümüzü verecek. Karşı tarafı da 0, 0, 0'a eşitliyoruz. Bunun çözümünde Gauss Elimination metot dediğimiz, yani Gauss yok etme metodunu kullanırız. Yani bunu önce genişletilmiş katsayılar matrisine getireceğiz. Bunun anlamı 1, eksi 1, 0, eksi 1, 2, eksi 1, 0, eksi 1, 1. Buraya kesikli çizgi. Karşıdaki 0, 0, 0 alıyoruz buraya. Bunun ismi genişletilmiş katsayılar matrisi. Bunun üzerinden Gauss yok etme metoduyla şurayı ve şurayı 0 yapmayı hedefleyeceğiz. Bu işlemi yapmaya kalkıştığımızda her zaman en alt satır 0 çıkacak. Bu 3'e 3'te öz vektörleri bulurken olan bir durumdur. Her zaman genişletilmiş katsayıların en altı sıfır falan çıkmaz. Bu öz vektör bulurken karşımıza gelen durumdur. Şimdi buradaki işlem birinci satırı ikinci satıra eklersek burayı sıfır yaparız. Üçüncü satır için bir işleme gerek yok. Birinci satıra R1 dersek İngilizcesinden row 1 anlamında R1. S1 de diyebilirdik de neyse R1 dedik şimdi. R2'yi ekleyip yeni R2 elde ediyoruz. Şurasının ikisini sıfırlamak için. En alt satır sıfır olduğu için orası. Onunla ilgili bir işlem yapmadık. 1, eksi 1, 0, 0. Bunu ikinci satırımıza ekliyoruz. 1'i eksi 1'e eklersek 0. Eksi 1'i 2'ye eklersek 1. 0 eksi 1 eklersek eksi 1. Burada da 0'a 0 eklersek 0. Üçüncü satırla ilgili şu an bir işlem daha yapmadık. Şimdiki hedefimiz bu ikisini 0 yaptıktan sonra bu Gauss yok etme metodunun amacıdır. Bu ikisini 0 yaptıktan sonra şurayı 0 yapmak. Burayı 0 yaparken de her zaman ikinci satır üçüncü satırla işleme girer. İkinci satırı bir şeyle çarpıp üçüncü satıra ekleriz. Burada birinci satırı kullanmaya kalkmayın. İşlem çok kötü karışır. İkinci satırı direkt üçüncü satıra eklersek burayı sıfır yapıyor zaten. 1'e eksi 1'e eklediğimizde. İkinci satır artı üçüncü satır yeni üçüncü satırımız olacak. Görüleceği üzere 2'ye 2'deki öz vektör bulmayla 3'e 3'teki arasında işlem zorluğu açısından çok büyük fark var.
3'ü 3'teki çok daha uzun sürüyor. Şimdi 1 eksi 1 0 0. En üst satırımıza herhangi bir işlem yapmadık. İkinci satırımıza da herhangi bir işlem yapmadık. İkinci satırımızı üçüncü satır ekledik. Bunun sonucunda en alt satır 0 0 0 0 oluştu. Siz öz değer vektör bulurken, öz vektörleri bulurken en alt satır 0 0 0'dan oluşmaz ise eğer yanlış yaptınız demektir. Her zaman öz vektörler bulunurken en alt satır 0 çıkacaktır. Şimdi buradan geriye kalan denklemlerimizi çıkartıyoruz. İkinci satırdan burası x1 bilinmeyeni, burası x2 bilinmeyeni, burası x3 bilinmeyeni. x2 eksi x3 0. Bu yöntemle çözerken her zaman x3'e a diyeceğiz. Üçü de birbirinden farklıysa 3'e 3'te biz öz vektörleri bulurken her zaman x3'e a diyeceğiz. x3'e a dediğimizde x2 de otomatikman a çıktı. Şimdi ilk denklemimizi alıyoruz. İlk denklemimiz x1 eksi x2 eşittir 0. x2'ye zaten a demiştik. Buraya getirip a koyarsak x1 de a olarak bulundu. Bunları a parantezine alıp yazarsak x1, x2, x3 a parantezinde 1, 1, 1. Yani lambda eşit 0 için öz vektörümüz 1, 1, 1 olarak bulundu. Şimdi bir diğeri için işleme devam ediyoruz. Bulduğumuz diğer lambdamız lambda eşittir. Lambda 1 eşit, bu lambda 2 idi. Lambda 2 eşittir 1. İkincisi için öz vektörümüzü bulacağız. Lambda 2 eşittir 1 için. Bu a eksi i'nin önüne 1 gelecek bu sefer. A eksi i çarpı V eşittir 0 olacak. Yani A matrisimizin bütün köşegenlerinden 1 çıkartacağız. Yukarıya dönüp bakabilirdik ama benim elimde zaten yazdığım matris var. Ben oradan yapıyorum. Köşegenlerden 1 çıkartıyorum. Köşegenimiz 1'di. A matrisini hadi şuraya yazayım. Tekrar öyle yolu devam edelim. 1, eksi 1, 0. Eksi 1, 2, eksi 1. 0, eksi 1, 1. Köşegenden 1 çıkartıyorum. 1'den 1 çıkartırsam 0, eksi 1, 0. Eksi 1. Bu köşegenden 1 çıkartıyorum. 1, eksi 1. 0, eksi 1. Bu köşegenden de 1 çıkartıyorum. 0. Çarpı x1, x2, x3 eşittir 0, 0, 0 olacak. Şimdi bizim burasının 0 olmaması lazım. Burasının 0 harici bir sayıyla başlaması gerektiği için öncelikle ikinci satırla birinci satırın yerini değiştiriyoruz. Ama tabii önce bunu genişletilmiş katsayılar matrisine çevirmemiz gerekiyor. 0, eksi 1, 0 kesikli çizgi buraya. Sonuçlar karşıya 0. Eksi 1, 1, eksi 1, 0, 0, eksi 1, 0, 0. Genişletilmiş katsayılar matrisine çevirdikten sonra Gauss yok etme metoduyla burada sayı bunun altında iki tane sıfır elde etmeye çalışıyoruz. O yüzden birinci satırla ikinci satırımızın yerini değiştiriyoruz. Bunun gösterimi bu şekildedir. Eksi 1, 1, eksi 1, 0, 0, eksi 1, 0, 0. 0, eksi 1, 0, 0. Şimdi burası 0 olduğuna göre 0 olarak elde etmemiz gereken yer burasıdır. Bu köşegenin alt tarafını 0 etme hedefi vardır. Gauss yok etme metodunda. İkinci satırı eksiyle çarpıp üçüncü satıra eklersek burayı sıfır yaparken daima ikinci satır eklenecektir.
İkinci satır eksiyle çarpıp üçüncü satır ekleyip yeni üçüncü satır elde ediyoruz. Eksi 1, 1, eksi 1, 0, 0, eksi 1, 0, 0. Eksiyle çarpıp ekleyince en az satırımız 0, 0, 0 oldu. En az satırımızın 0, 0, 0 çıkması doğru yolda olduğumuzu gösteren ifadeydi. Şimdi tek tek denklemlerimizi çıkartacağız. Burası x1, burası x2, burası x3 bilinmeyeni. İkinci satırdan direkt eksi x2 eşittir 0 geldi. Eksi x2 eşittir 0'dan x2 eşittir 0 çıktı. Devam ediyoruz. İlk denklemimizi alırsak. İlk denklem ise eksi x1 artı x2 eksi x3 eşittir 0. x2'nin 0 olduğunu bulmuştuk. x3'e de her zaman a diyeceğimizi konuşmuştuk. x3'e a dersek eksi x1 eşittir a olur. x1 eşittir eksi a çıkar. Ve buradan x1, x2, x3'ümüz a parantezinde eksi 1, x2 sıfırdı zaten, x3 1. Yani lambda 2 eşittir 1 için öz vektörümüz eksi 1, 0, 1'dir. İkinci öz değer için de öz vektörümüzü bulduk. Aynı işlemi üçüncü için de yapacağız. Yani 3 tane farklı öz değer çıkması 3'e 3'te gerçekten işlemin uzun olacağı anlamına gelmektedir. Hep aynı işlemleri yapıyoruz ama çok fazla işlem yapıyoruz. Lambda 3'ümüz bizim 3 idi. Yukarıya dönüp geriye bakabiliriz onun için. 3 idi. A matrisimizi tekrardan şuraya yazalım. 1, eksi 1, 0. Eksi 1, 2, eksi 1. 0, eksi 1, 1 idi A matrisimiz. Lambda 3'ün 3 olması A eksi 3 I çarpı V eşittir 0 diyeceğiz. Yani köşegenlerden 3 çıkartacağız. 1'den 3 çıkarsa eksi 2. Eksi 1 0. Eksi 1. Köşegenden 3 çıkartırsak eksi 1. Eksi 1. 0 eksi 1. 1'den 3 çıkartırsak eksi 2. X1, X2, X3 eşittir 0, 0, 0. Bunu ilk iş genişletilmiş katsayılar matrisimize çeviriyoruz. Eksi 2, eksi 1, 0. Kesikli çizgi 0. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, 0. 0, eksi 1, eksi 2, 0. İlk iş şu ikisini 0 yapmamız gerekiyor. En alt üçüncü satır 0 olduğuna göre eksi 1'i 0 yapmamız gerekiyor. İlk satırı eksi 1 bölü 2 ile çarpıp ikinci satıra eklersek yeni ikinci satırımızı elde ederiz. Eksi 2, eksi 1, 0, 0. Şimdi eksi 1 bölü 2 ile çarparsak burası 1 eder, ekleyince 0. Eksi 1 bölü 2 ile çarpınca burası artı 1 bölü 2 eder, ekleyince eksi 1 bölü 2. Sıfırı bir şeyle çarpıp ekleyince yine eksi 1. Burası da 0. 0, eksi 1, eksi 2, 0. Şimdi 0 yapmamız gereken üçüncü yer burası. Bunun için de ikinci satırımızı kullanıyoruz. İkinci satırı eksi 2 ile çarpıp üçüncü satırımıza eklersek orayı 0 yapmayı başaracağız. Bu işlemi yaptığımızda da en alt satırın kesinlikle ve kesinlikle 0 çıkması gerekiyor. 0, eksi 1 bölü 2, eksi 1, 0. Eksi 2 ile çarpınca burası 1 eder. Burası sıfırladı. Eksi 2 ile çarpınca artı 2 eder, ekleyince 0, 0. En alt satırımız 0, 0, 0 geldiğine göre doğru yoldayız. İkinci denklemi çıkartırsak buradan. Burası x1, burası x2, burası x3. Eksi x2 bölü 2
artı değil eksi x3 eşittir 0. Her zaman x3'e a diyeceğiz. x3'e a dersek eksi x2 bölü 2 eşittir a eder. x2 de buradan eksi 2a çıkar. x3 ve x2'yi bulduk. İlk denklemi ele alırsak eksi 2x1 eksi x2 eşittir 0 ediyor. x2'yi eksi 2a bulup buraya bulmuştuk koyarsak yerine artı 2a eşittir 0 olur. Karşıya atarsak x1 eşittir a çıkar. Buradan da x1, x2, x3'ümüz a parantezinde 1, eksi 2, 1 şeklinde bulunur ki lambda 3 eşittir 3 için öz vektörümüz 1, eksi 2, 1 olur. Ve soruyu burada noktalamış oluruz. Bütün öz değerler için öz vektörleri bulmuş olduk. Şimdi şuradan kırmızı kalemimizle işaretleyerek gidelim. İlk öz vektörümüz burada lambda 3 için. Geriye doğru gidersek. İkincisini şurada bulmuştuk. En son sonuçları toplu biçimde sorunun altına yazarsak hoca da kaybolmadan kontrol edebilir kağıdımızı. Buradaydı ilki de bu şekilde. Şimdi burada 3 farklı 3'e 3'te 3 tane öz değer çıkar ve her biri için biz öz vektör bulma işlemi yaparız. Her yaptığımız işlemde en alt satırın kesinlikle sıfır çıkması gerekiyor. Genişletilmiş kat sayılar matrisini kullanarak bu işlemleri buluyoruz. Yani buradaki yapılan işlem süreci budur. Bir sonraki videomuzda 3 kökten 2 tanesinin aynı olması durumunu inceleyeceğiz 3'e 3'te. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.